Evet, hayırlı bir gün diliyorum arkadaşlar. Şu anda aşağıda Alıca'dan çıktık. Kahta'ya doğru yolumuz. İnşallah havaalanına doğru gidiyoruz. Şu anda Burçaklı mevkiinden tahliye yoldan gidiyoruz. Böyle gergere uğramadan direkt böyle Açma'ya doğru gidiyoruz. Karşımızda hemen Çamiçi. Dumanlı bir yol, şey var, hava var. Yayla tarafı komple karlıydı. Size karı görüntülemek isterdim ama dumandan dolayı yansıtamadım. Baya bir kapalı bir ortam var. Yaklaşık iki gündür hiç yağmur durmadı. Sürekli yağmur yağıyordu. Şimdi yağmıyor ama aşırı şekilde kapalı bir ortam var. Her an için yine yağma ihtimali var. Dediğim gibi karşımızda Çamiçi. Böyle. Ama duman olduğu için fazla görüntüleyemiyorum. Değerli abim Mehmet Sekman bizi izliyor. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Malum bugün pazartesi. Herkes işinde gücünde inşallah. Hayırlı bir kısmet, hayırlı bir işler diliyorum. Evet, Mustafa Korkmaz bizi izliyor. Yaşar Dişkaya bizi izliyor. Ondan sonra Mehmet Sekman abim bizi izliyor. Selahattin Badur bizi izliyor. Cemal Adıyaman bizi izliyor. Sıtkı Saltaş, değerli komşum, beni izliyor. Cemal Adıyaman'dan bizi izliyor. Evet. Miraç Ulu Bey bizi izliyor. Hepsine selam olsun. Evet. Bu yolu kullananlar bilir özellikle. Şu anda hemen Somak. Somak'tan gidiyoruz. Somak'a vardık. Böyle hemen sağ tarafımızda Somak var. Dediğim gibi soğuk bir hava var arkadaşlar. Yani yaklaşık 3 derece. Gerçekten çok soğuk. Tabii sobasız bir ortam da asla durulmuyor da. Mustafa Korkmaz, yolunuz açık olsun emmi olur diyor. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Hayırlı sabahlar diliyorum Ömer Koç. Teşekkür ediyorum Ömer Koç. Yaşar Dişkaya Adana'dan selam olsun. Bizden de Adana'ya selam olsun arkadaşım. Mehmet Sekman selam diyor. Aleyküm selam. Yani böyle hemen arabada kim var size onu da yansıtayım. Evet. Bizim Kazım var. Ondan sonra kaptanımız yine yüzü gülmüyor, yine böyle aşırı şekilde. Bir dakika. Dur ona, ne diyor? Hocam indirsene. Selamünaleyküm. İşaret yaptınız doğru nerede? Yok. Biz mi işaret yaptık? Yok. Yok. Bu yapmıştır kesin. Hocam pepperoni lo. Pepperoni lo. Ne olur? Sokak dışarı ne oluyor? Hem de soru oluyor. Canlı yayınımızda. Evet. Hemen önümüzdeki arabada akrabalar var. Taziye'den dönmüş akrabalar, onlar da uçağa geliyor. Yani kısacası bir 20-30 kişilik bir ekibiz. Bugünkü uçakta hepimiz aynı şekilde dönüyoruz. Onları şey tanıştırıyorduk değil mi? Arkadakileri tanıştırıyorduk. Kazım var. Ondan sonra herkese günaydın. Bizim amcaoğlu Mahmut var. Ve bir de Atatürk'ümüz var. Atatürk'ümüz. Şöyle de.
Bunun da yüzü hiç yumuşamıyor zaten. Kemal Sunal'ın yüzü gibi. Hiç yumuşamıyor ya. Bunda geçeyim ben. Acele etme lan bizim. Deme der nombe falan. Ne olur lan bu burada düğmeyi yavaş ver. Ne olur lan. Akıllı kemde kemde. Vallahi çok soğuk bir hava var. Yani şu anda arabanın klimasını yakmışız ama ayaklarım donmak üzere arkadaşlar. Dediğim gibi ayaklara ver o zaman. 3 derecelik bir sıcak var. O ver ha. Ayaklarım ver. Ha. Dur tamam. Ha, böyle ayaklara böyle verilir. O ver ha. Ha, tamam. Evet ayaklara verdik. Şimdi açmaya doğru gidiyoruz. Yani hemen bu yolun sonunda açmadan ana yola gireceğiz. Bu yolu kullananlar bilir. Ne diyecektim? Evet, bildiğiniz gibi Taziye'den dönüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 2 gündür buradayız. Gidiş dönüş bileti almıştık. 11 uçağına yetişmeye çalışıyoruz. Gerger bugün böyle hafif sanki güneş çıkacak gibi, değil mi? Evet. Yani güneş çıkma ihtimali var bugün. Yani yağış yok bence bugün. Ama aşırı şekilde duman var. Yani kış tamamen artık kendini gösteriyor. Hakim durumda Gerger'de. Atatürk türbünü. Bu da bizim Atatürk. Yaklaşık 2 gün boyunca sürekli yağmur yağdı arkadaşlar. Yani biraz yağmurun gerçekten burada ihtiyacı vardı yağmura. Halkımızın toprakların yağmura ihtiyacı vardı. 2 gün boyunca çok güzel yağdı. Ama hala yetmiyor. Yani gerçekten belki 6-7 aydır hiç yağmur yağmamış. Şiddetle yağmura ihtiyaç var. Evet, hemen karşısında Çuğuruk var. Çuğuruk'u biraz uzaktan görüntülemeye çalışıyorum ama ha, karşısı Çuğuruk bak. Ondan sonra bu da bu mezra neresi Mahmut? Haydık o. Evet Haydık. Sağlık otomotiv var ya nedir ismi? Sevgi Can'a yan yapar. Hı. Evet. Şimdi açmaya doğru gidiyoruz dedim ya. Şimdi hemen tam karşımıza açma var. Buradan Gerger'in ana yoluna gireceğiz. Mahmut Korkmaz bizi izliyor. Evden izliyor herhalde. Muhammed Ali Karakuş bizi izliyor. Amca Oğlu'ya selam olsun. Mustafa Başak bizi izliyor. Aleyküm selam, hayırlı yolculuklar diyor. Teşekkür ediyoruz. Hocam bizi izliyor. Cemal. Esamettin Hoca bizi izliyor. Buradan ellerinden öpüyorum. Değerli hocamın. Teşekkürler hocam. Hocam biraz rahatsızdı. Buradan acil şifalar diliyoruz. Hocam sen bize lazımsın. Herkes hasta olsun ama sen olmak hocam. hocam çok değerlidir. Hocam bu arada bir müjde daha vereyim. Abone sayım 1000 oldu. Artık canlı yayınlarımızı yapabiliriz. Çok yakında yeniden Hüsamettin hocamla beraber olacağız inşallah. Böyle halkımızı aydınlatmaya çalışacağız. Yani artık canlı yayınlarımızı yapacağız. Özellikle Hüsamettin hocanın dini anlamdaki halkı aydınlatması çok beğeniliyor, takip ediliyor. Sağda araba var. Araba var. Gördüm. Ondan sonra biz tekrar canlı yayınlarımıza başlayacağız inşallah. Lütfen Gerger TV'ye abone olmaya devam edin arkadaşlar. Artık 1000 olduğuna göre canlı yayınlarımızı da yapacağız. Halkımızın katkılarıyla. Sağ olsunlar bize çok destek verdiler. Kısa sürede Gerger TV'yi hak ettiği yere getirdiler yine. İzlenme oranlarımız çok iyi. Tek sıkıntımız abone sayımızdı. İnşallah onu biraz daha katlayacağız.
Gerger TV'ye abone olursanız bize büyük katkılar yapacaksınız inşallah. Biz de bundan sonra hem hocamızla hem diğer bilim adamlarıyla, siyasetçilerle röportajlarımızı devam edeceğiz inşallah. Evet, ana yola girdik. Hemen karşımızda barajın çalışması var. Burada biliyorsunuz büyük bir baraj var. Evet, Gerger ana yolundayız. Tek dileğimiz bu yolun zamanında verilen söz doğrultusunda yapılması. Gerçekten bu yolla ilgili halkımız çok meşgul oldu. Ama bir türlü olmadı yani. Nedense bir türlü Gerger yolu başlanamadı. Halbuki kime sorarsak işte ihalesi bitmiş, hiç eksik bir şey yok ama bir şekilde kazma vurulmuyor arkadaşlar. Yani biz de mağduruz. Zaman zaman haber yapıyoruz. Ondan sonra işte falan gün başlayacak diye sürekli millete karşı hani yalancı duruma düştüğümüzden dolayı artık yolla ilgili dikkat ederseniz haber yapmıyorum. Biz de bıktık. Vallahi artık ne zaman inşaat başlarsa o zaman artık haberimizi yapacağız. Yani kime sorarsanız her şey bitmiş diyorlar. İhale süreci bitti diyorlar. Ondan sonra ihaleye verildi diyorlar. Ama bir türlü iş başlama yapmıyor. Yani iş başlanamıyor bir türlü. Çalışmalar yerinde duruyor. Biz de hani Gerger yoluyla ilgili artık tamamen bir suskunluk içindeyiz. Evet. Bu konudaki kaptanımız ne diyor Gerger yoluyla ilgili? Ne diyorsa kaptan? He? Bana mı diyor? He. İnşallah bir gün başlarlar ya. Umudun var yani. Var ne demek ya? He? Var ne demek inşallah. Dur, bizim amcaoğlu Mahmut ne diyor? Kaptan diyor inşallah yakında başlar ya. Sen ne diyorsun sen? Valla bu girişten 2023'te değil, 2033'te de bu. Yok inşallah başlarlar ya. Tamam da. bir umutsuzluk var ama değil mi? Şimdiye kadar bir sene geçti, daha hala etüt şey bitirilmedi. Ayrıca da etüt yapılmasından başladı da hala kompozu geçmemiş. Vallahi bilmiyorum yani, devletin işi biraz aşırı şekilde hantal yürüyor. Sultan Efe Bakırcıoğlu bizim çok değerli bir takipçimiz ne diyor? Herkes hasta oldu mu, kimseni ve hocanı izleyecek kimse hasta olmasın. Ne hoca ne de... Ben müftüyüm ne hoca. Ya bu Sultan Hanım da alem alıyor. Ya tamam da yani tamam, bir insanımızın bir kısmı hasta oluyor da diğerleri sağdır ama. Mehmet Karahan bizi izliyor. Buradan selam olsun. İbrahim Alak bizi izliyor. Değerli Başkan. Süleyman Ateş bizi izliyor. Şevket Polat bizi izliyor. Süleyman Ateş Gergerlim. Muhammed Ali Karakuş, Mustafa Başak, Mahmut Korkmaz, Gergerli Bilal, Selim Ateş. Yine hala hocamız bizi izliyor. Yoruyor. Cemal Kandemir, Cumali Ay, Mustafa Korkmaz, Şükrü Afşin. Bizi izleyen dostlarımız. Şimdi Sultan Efe Bakırcıoğlu'nun hani sitemini biraz böyle şakayla karşılıyorum ama neticede tabii ki neticede insanız. Yani ölüm de olacak, hastalık da olacak ama yaşam sürüyor. Yani bir şekilde yaşam devam ediyor. Hocamız da gerçekten insanları aydınlatan güzel bir ilim sahibidir. Herkes Hüsamettin Hoca olmuyor yani. Böyle yıllardır halkımızı aydınlatan değerli bir hocamız. Ondan demiştim. En yakında yine yayınlarımız başlayacak inşallah. Hocamızla beraber. Ama sadece hocayla değil. Bizim yani siyasi konularda, kültürel anlamda insanlarımızla röportaj yapıyoruz. Halkımızı aydınlatmaya çalışıyoruz. Uzman adamlarımız var.
Yani sadece hani dini anlamda kastetmedim aslında. Nusret Yerlikaya bizi izliyor. Halit Şahin, Feyzullah Korkmaz, Ramazan Kocababa, Yasin Karaca, Fatih Ertürk, Cumali Sav bizi izleyen arkadaşlar. Evet. Bildiğiniz gibi Gerger yolundayız arkadaşlar. Gerger'den Kahta'ya doğru gidiyoruz. Karşımızda Budim var. Yani hava biraz dumanlı olduğu için fazla hani açık bir görüntü veremiyorum. Özellikle yüksek kesimlerde aşırı şekilde duman var. Gerger yolu aslında güzel yani. Bakımlı, ondan sonra hiçbir problem yok ama işte Gerger yolu arkadaşlar yani. Şimdi Gerger yolu, yani kim dese ki yolu kötüdür yanlış. Yani yanlış söylüyorum. Evet. Gerger yolunun yani çoğu yerden yolu güzel. Evet. Çoğu yere gittim. Gerçekten öyle. Mesela ana yıl olarak çok gittim. Bizim bu